Şimdi sahneye annesiyle Herkül girerler ve tartışırlar. Herkül askerden yeni gelmiştir. Anne niye ben adam öldürüyorum diye tartışarak girerler sahneye. 3, 2, 1 buyurun. Anne ben niye adam öldürüyorum ya? Ben niye adam öldürüyorum? Çek kılıcı, öldür. Çek kılıcı, öldür. Bıktım artık. Olmaz oğlum. Olmaz. O bizim kanlımız. Ölmesi gerekiyorsa ölecek. Yapılacak bir şey yok. O zaman öldürmem lazım. Evet, aynen öyle. Söyle, de ki oğlum askerliğini yaptın, geldin. Elin bıçak tutuyor. Artık öldüreceksin. Oğul, askerliğini yaptın, geldin. Herkül. Evet. Askerliğini yaptın, geldin. Elin bıçak tutuyor. Öldüreceksin artık. Yapılacak bir şey yok. Herkül öne doğru gelir bir tirat atarsın. Öldüreceğim, benim babamı öldüren adamı falan tarzı. Buyurun. Evet anne, ben sünnetten beri bıçak tutuyorum. Babamı öldüren adamı ben de öldüreceğim. Kestik, bir dakika. Mustafa, ne sünnet? Bıçağı sen niye tutuyordun sünnette? Ne bileyim, adamın işi vardı. Bana verdi. Neyse, oradan alıyoruz. Sünneti at, bıçaktan devam et. 3, 2, 1 buyurun. Anne, ben küçüklükten beri bıçak tutuyorum. Öldüreceğim tabii adamı. Aynen öyle oğlum. Helal olsun sana. Adresini söyle anne. Adresini söyle anne. Nerede bu adam? Menekşe sokak. Hayır ulan, ne Menekşesi? Eski Roma'dasınız. De ki babası en meşhur pırasa kızartmacısısıymış. Onun babası en meşhur pırasa kızartmacısısıymış. Benim gibi söyleme, sen adamını söyle. Benimkini söyleme, sen adamını... Hayır ulan, sen doğrusunu söyle, benim gibi söyle. Hayır lan. Ay, ona değil, bana ya. Sana. Evet. Ya ben sana dedim, sen ona öyle yapma. Anne, adam pırasa kızartmacısıymış, doğru mu? Doğru oğlum. Helal doğru. Olsun Mustafa, teşekkür ederim. Doğru oğlum. O meşhur pırasa kızartmacısını buluyorsun. Eski Roma Caddesi, No 34. Ya saçmalama, ne olur. San Pellegrino sokak, değil mi anne? Aynen öyle. O köşe var ya, o köşe. Dondurmacının oradan girdiğin zaman hemen ileride. Biliyorum. Ragıp abim var hala orada, dükkanı var. Ragıp abi, ne yapıyor Ragıp abi ya? İyi, iyi, çok iyi. Kızartmacıyı bul orada. Ragıp abin tanır zaten. Çok selamlarım. Kestik. Bir dakika dursanıza. Sen ne yapıyorsun gerizekalı orada? Bıyıklarımı alıyorum. Allah kahretsin. Lan tezgahın başına geçsene gerizekalı. Evet. Tamam. Şimdi Herkül'e de ki giy savaş kıyafetlerini, git bul onu ve öldür de. Herkül'üm, giy savaş kıyafetlerini, onu bul ve öldür. Kanımızı yerde goma. Evet. Prodüksiyon, Herkül'ün savaş kıyafetini getirin. Der ve sahneden çıkarsın anne. Ben birazdan geliyorum oğlum. Dediklerimi duydun. Sana güveniyorum. Evet Mustafa. Sonra sonra gidersin. Mesela önünde bir adam var. Ha. Merhaba de, selamlaş adamla. Amca aleyküm selam. Onu ben diyeceğim yavrum. Sen selamün aleyküm de. Roma'daki ilk Müslüman mı? Karışma. Evet, tekrar söyle adamın. Abi, selamün aleyküm. Aleyküm selam yavrum. Şey, bu bizim bir ne pırasa kızartmacısı var. Onu arıyorum abi. Ha, tamam ben bildim. Buradan dümdüz git. Bir tane çirkin kız göreceksin. O, odur. Evet, yürü, ilerle. Şey, kostümcü, taksana kostümü. Nereye gidiyorsun? Şey, savaş kıyafetini giymedin. Eski Roma'dasın. Ha, komple çıkar abi onları. Çabuk ol prodüksiyon, çabuk, çabuk. Geç oldu, kapıyorum. Arkadaşım geç şuraya. Geliyoruz, dur. Evet. Abi ben sünnete döndüm gibi bir his var içimde. Eski Roma işte. Evet, Herkül. Kendini tanıt, gel kızın önüne. Ey sen, ben Herkül. Yapayım bak. Artık göğsü tutmuşken yapayım hocam. Tamam, güzel. Sen Herkül'sün ve özel, kendine özel hareketlerin var. O hareketlerle konuş. Buyurun. Hey, ben Herkül. Kız, sen de ona öyle cevaplar ver. Bütün Roma tanır beni. Tanıdın mı beni? Ben de kendimi tanıtacağım ama yayınlamazlar diye korkuyorum. Kalk ayağa, kalk. Çok heyecanlan. Bacakların, dizlerinin bağı çözülsün çocuğu görünce. Merhaba Herkül. Ben de pırasacının kızı. Evet, Herkül otur yanına, hikayeni anlat. Roma'ya ilk doğalgazı biz getirdik. Otur arkadaşım sen de.
Çocuğa sen olduğunu asla çaktırma. Sen devamlı anla onun o olduğunu, tamam mı? Evet Herkül, başla. Pırasacıcının kızı sen misin dedi. Evet dedim, kendi olur. Bir sürü pırasacı vardır. Anlat Herkül. Acaba sen o benim aradığım pırasacının kızı mısın? Yok. Dağılalım mı? Hayır arkadaşım. Sen nasıl bir pırasacı arıyorsun sor. Siz nasıl bir pırasacıya baktınız? Çünkü bir elim parmağını geçmez buradaki pırasacılar. Niye buraya bakıyorsun? Pırasalarını düz düz yapanı arıyorum. Ha. Yok bizde pırasa zaten hiç yok. Ben hep etrafa saçtığım için hiç pırasa satamıyoruz. Arkadaşım sendeki kan davamız var. Geberteceğim onun kızını. Sen de kan davasının kötü bir şey olduğunu anlat ona. Evet. Kan davamız var. Geberteceğim o hıyarı. Bence böyle yaklaşmayın olaylara. Çünkü kan davası son derece medeniyet dışı bir şey. Mesela Roma hukukunda ki önümüzdeki sene yazılacak daha. Bunun çok aleyhinde söylemler var. Attan babamın üstüne düşüp öldürmüş. Daha ne konuşuyorsun? Komple atla düşebilirdi. Öyle düşünüyorum. Arkadaşım sen olayı başka türlü anlat. Evet. Attan üstüne düşmemiş aslında. Evet, aslında benim duyduğum, yani alakam yok da, bu anlattığınız hikaye çok yaygındır burada. Attan üstüne düşmemiş. Nasıl olmuş peki? Yerdeymiş babanız, ata doğru yükselmiş. İnandırıcı. Herkül, böyle gerizekalı bir hikaye olur mu? Bağırıp çağırsana. Kısa. Böyle bir gerizekalı hikaye olur mu be? Roma'da duyduğum en saçma hikaye bu. Bana doğruyu söyle. Fransa'da anlatayım, o tarafa geçelim. Yani belki yöresel olarak rahatsız etmiş olabilir. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Biz Milanolular, bu işleri çok ciddi alırız. Bir adam attan bir başka adamın üstüne düştüğü zaman bu ağır bir kan davasıdır. Ve bunun intikamı mutlaka alınır. Evet. O arada romantik bir müzik çalar. Arkadaşım sen dersin ki senin gözlerin ne renk diye çocuğa başlarsın. Ha, kafayı karıştırıyor. Evet, evet. Buyurun. Ayağa kalkın, ayakta ayakta. Efendim? Ayağa kaldır, elinden tutup Herkül'ü, gözlerinden konuş. Lan sorsana! Gözünden konuş dedin ne? Hayır ulan öyle değil. Adamın gözüyle ilgili konuş. Ha. Çok özür diliyorum ama Herkül, sizin gözleriniz ne renk? Sen ne renk olmasını isterdin? Donum gibi mavi. Ne bileyim ben. Ya bana uzun bir şey versinler. Herkül, sen o seni övdükçe böyle bir şey, göğsün kabarıyor Herkül. Sen de kıza karşı ilgi duymaya başlıyorsun. Sonra sen de onun gözlerini fark et. Buyurun. Aman Allah'ım affet. Buyurun. Çok özür diliyorum Herkül. Bas, bas, bas. İyice bas ya. Kır. Çok özür diliyorum Herkül ama sizin gözleriniz ne renk? Ela. Ben de öyle tahmin etmiştim. Hayır öyle değil. Ela mı deyip Ela ile ilgili bir Ela renklerle ilgili şeyler bul. Evet. Ela mı? Evet. Ela mı? Ela. Ela'nın renkli neler vardır hayatta? Ela... Ela... fındık. Hayır arkadaşım. Ela mı? Yalnız ben bayağı alışmaya başladım ha. Sonbaharda yaprak rengi ha falan tarzı. Ah Allah'ım en sevdiğim mevsimin sonbaharın yapraklarının rengi Ela. Sizde de öyle romantik bir bakış var zaten. Şey Mustafa sen şey ben senin elini niye tutuyorum diye hemen şey yap kendine gel. Kendime. Ben senin elini niye tutuyorum ki? Ha, ben... Kan davam olmadan kimseye gönlümü açamam. Kan davam olmadan kimseye gönlümü açamam hazır değilim buna. Tamam onu çöz öyle gel o zaman. Arkadaşım hayır. Küçücük Roma'da bir daha ne zaman böyle bir erkek böyle bir kadın birbirine yakınlaşabilir evet. Sizi anlıyorum ama. Günümüzde küçücük Roma'da bir daha bir kadın bir erkek nasıl böyle yakınlaşabilir? Mustafa yavaş yavaş sen de aşık ol ona. Arkadaşım ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Üzgünüm. Peki o zaman deyip arkanı dönüp üzgün üzgün giderken müzik üzgün üzgün çalarken evet, tamam. Mustafa bir an kendine gelir, kalbine yenik düşer, anne beni affet der ve kızın peşinden gider. Evet 3-2-1 buyurun. O mu gidiyor, ben mi gidiyorum? Ben yürüyorum değil mi? Sen gidiyorsun, Mustafa dönüp peşinden geliyor. Ha, tamam. Önce lafını söyle Mustafa. Anne, beni affet. Beni affet, yapamayacağım. Koşar, kızı kendine çevirir. Beni ararsan kameramdayım.
Arkadaşım o kadar hızlı gitme. Tutayım mı? Tut. Vay maşallah. Mustafa, bundan sonrası sana ait. Ne? Ne? Ha? Dur arkadaşım. Ne diyorsun ya? Ben bundan nasıl replik vereyim? Genç kızların sevgilisi. Benden 1000 kat fazla tecrübesi var. Ha, ben de al sepetten bir hıyar. E ben ne yapacağım? Kaderime boyun mu eğeceğim? Arkadaşım dur. Mustafa, şimdi sen bir kıza nasıl ilanı aşk edip kendine bağlanır, sen en iyisini bilirsin. Üç gibi buyurun. Hadi. Şeyi sorayım. Bana doğru söyle. Hayatında kaçıncı erkeğim? Sen baştan bu kadar saçma sayayım? Sorularla bu kızların gönlünü çalıyorsun. Baştan mı sayayım, sondan başa mı? Bana dürüst ol. Eline erkek eli değmedi senin. Ha, onu oraya nasıl değmedi? Buyurun. Babam mıncırıp durdu. Hayır, babanı sayma gerizekalı. Sen... Eline erkek eli değdi mi? Yok da şu an sol koluma kan gitmediği için net düşünem. Hayır, bugüne kadar annem ve babamla yetiştiğim için ailemin dışında fazla kişiyle tanışmadım ve kalbim yalan söylemez. Gördüğümü hoşlandım, ilk erkek sensin. Gel buraya, gel. Mustafa, çok etkilenirsin. Kıza dersin ki hani şey, ilanı aşk edersin. Arkadaşım sen dedi ki ama sizden korkuyorum, tam emin değilim. 3-2-1 buyurun. Çok aşık oldum, kendime engel olamıyorum. Ben yalnız bırakayım istersen. Bırakma şu an beni. Bırakma. Ben de size karşı güzel şeyler hissediyorum fakat size... O zaman sarıl, tut elimi. Adam bana yürüyor galiba, söyleyeyim ha. Ya bir bozma, ne kadar güzel oynuyordu tamam, ya. Tamam, özür dilerim. Şey, bak şöyle olacak. Sana böyle diyeceksin, sen de diyeceksin ki tam emin değilim ama diyeceksin. Şey, Herkül o sırada Mustafa şarkısına girecek, tamam mı? Öyle mi? Evet, 3-2-1, evet. Sen şarkıdan sonra... Şuraya bağlayacağım abi. Sen şarkıdan sonra şey, yani sular seller gibi aşık olacaksın çocuğa. 3-2-1 buyurun. Ya bak, şuraya bağlayacağım, evet. Heh. De diyeceğini. Ben sizden o kadar da emin değilim aslan. Dur, yapma. Buraya seni öldürmeye geldim, babanı öldürmeye geldiğim andan beri bir türlü kurtulamıyorum. Tesir altındayım. Çıkamıyorum. Deyip tesir altındaya bağlayacağım hocam. Tabii tabii, sen de bizim salaklar uyudular. Evet. Sen tekrar söyle orayı, şarkı girsin orada. Roma'daki ilk mikrofon. Evet, tekrar söyle. Tesir altındayım, evet. yım. Buraya geldiğimden beri kendime engel olmaya çalışıyorum ama... Kurtulamıyorum. Tesir altındayım. Güzel bir gün, nasıl güne hayaline yap. Tek bildiğim senden sonrası boşluk. Biz de sevdik zamanın sevmesini misal. Bir kez oluyormuş. Altında kalmadan ardından koştum kocunmadan attımlar teller kavuşmadan ölme ölmem hiçbir
çekiyorken bir ses hep içimden dönecek diyorken hayalin tuttu elimden tam vazgeçiyorken bir ses hep içimden dönecek diyorken aşkım geçti önümden hiçbir tesir altında kalmadan ardından koştum gocunmadan attım var senler kavuşmadan arkadaşım hemen şey arkadaşım at kendini öne. Ne yapıyorsun tavanın içine konur mu? Evet şimdi git çocuğa sırılsıklama aşık oldun. Söyle anan gelsin babamdan istesin de. Heh tamam. Gerçekten bu yaşıma geldim. Bir erkekten hiç bu kadar etkilenmedim. Eğer onu salla gitsin abi zaten sezonu değil. Çok güzel oldu. Eğer sizin için de uygunsa, anneniz gelip babamdan beni isterse öyle mutlu olurum ki. Anam gelip nasıl isteyecek seni babandan? Kanlıyız, bıçaklıyız. Nasıl olacak? Hayır, bilmiyorsun kanlı bıçaklı olduğunu şu anda. Nasıl bilmiyorum abi? Ha, bilmiyorsun, bilmiyorsun. Aha, evet. Doğru bilmiyorum. Ha, bilmiyorsun. Evet. Anam gelsin seni istesin. Evet, ver cep telefonunu. Ne yapıyorsun? Yok ki cebim yok ki daha. Roma'da cep telefonu mu var? Roma'da cep telefonu. Burada ankesörlü, normal. Evi tarif et, gelsin. Ev böyle betonarme. Hayır hayır. Hangi sütunun neresinde? Ev adresi ver bana. Anamı oraya yollayacağım. Ha, beraber geleceksiniz. Ha, önden anam gitsin abi. Hayır hayır. Beraber gelin istesin direkt. Ha, direkt istiyoruz. Evet. Tamam. Direkt isteyecekseniz zaten sütuna gelin. Hemen k***ma gelmeden halk ekmeğin hemen karşısı. Dondurmacının yan tarafı. Bravo. Nereden biliyorsun? Allah'ım biz birbirimiz için yaratılmış. Anne ve baba gelsin sahneye. Mustafa sen annene git, sen babana git, sen babana aç konuyu, o annesini açsın konuyu. Ne oluyor burada? Bize her yer Trabzon, bize her yer Roma, her yer Roma. He? Ne oluyor? Önce Herkül annesini anlatsın meseleyi. Anlat Herkül. Anne. Oğlum. Bu Roma'nın kızları çok fena diyebilirdim ama hakikaten öyleymiş. Roma'da bir kıza aşık oldum. Ah. Gönlümü kaptırdım. Onu almam lazım anne. Benim olması lazım, istememiz lazım onu. Biz kan davası için geldik buralara. Sen bir kıza aşık mı oldun? Araya girdi işte, öyle bir kaynadı arada o. Ne yapalım? Bir kadın sesi duyuyorum. Karnım gurulduyor. Evet, annesini ikna etmeye çalışırken bu tarafta da kız babasına söyler. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama senin sert yapını bildiğim için bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Fakat artık büyüdün, bana güvenebilirsin. İnanılmaz bir çocukla tanıştım ve gerçekten birbirimizi çok sevdik. Onunla tanışmanı istiyorum. Bu hatta akşam gelip seni isteyecekler. Bu akşam gelip seni isteyecekler. Hayır, beni isteyecekler gerizekalı. Hayır, beni isteyecekler ama sen verme. Çünkü çok emin değilim. Versin. Buna. Ver, ne olur ver. Gerçekten. De ki, baba çok sinirlen. Sen benden habersiz elin çocuklarıyla falan, buyurun. Kuzey'in oğlusun sen, kızsana biraz. Anası var mı? Aklında ne var? Evet, de var, ki, evet, akşam 8'de sütunun orada buluşacağız. Akşam 8'de sütunun orada. Bizim evin önündeki sütunun orada buluşacağız. Gelecekler ve ben... Herkül sen de söyle, akşam 8'de sütunun. Bu bizi bozar ama anayı görürsek. Babamın bu zarafeti genetik mi? Çok özür diliyorum Mustafa'cığım, affedersin. Evet, söyle şey Herkül. Anne, akşam 8'de sütunun orada buluşacağız. Ne yapalım oğlum, gönül bu. Yapılacak bir şey yok. Buluşalım, konuşalım. Evet, buyur. Tam sütunun oraya iki aile ilerlerken orada müzik yükselir, ağır çekimde anne baba birbirini görür, kanlı olduklarını anlarlar ve çocuklara durumu anlatırlar. İkisi de yıkılır. Sonra burada kan davasını çözüp bağlamamız lazım olayı. Evet. 3, 2, 1, buyurun.
Bunlar bizim kanlılarımız oğlum. Ne? Evet. Senin aradığın pırasa kızartmacısı, öldürmen gereken adam o. Beyefendi, siz bizi öldüreceksiniz. Biz sizi niye gülümsüyorsunuz? Biz Allah seni aşkına sevmekle meşgul olabiliriz. Süper. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Baba işi çözecek. Baba işi çözecek zaten. Herkül, sen önce çok sinirlen. Ne falan, çok sinirlen. İkisini de öldüreceğim falan. Evet. Allah'ım, olamaz. Tanrı'nın bir cezası bu. İkisini de öldüreceğim onların. Dersin ama kızla göz göze gelince her şey geçer. Hayır. Hem onu, hem onu, hem onu. Hepsini öldüreceğim. Göz göze gel. Annene git. Annesine döner. Anne. Olay tamam. Anne, bu davayı bitiremez miyiz diye yalvarır. Anne. Anne, bu davayı. Anne ya, de ki, ben bir babasıyla konuşayım de. Bu davayı bitiremez miyiz? Çok aşık oldum ana. Ah oğlum, tamam ağlama. Ben senin o gözyaşlarına kurban olurum. Bir babasıyla konuşalım bir. Ya, ben de öyle düşünüyorum. Beyefendi. Yani... Acemi dosun ineğe kafadan atlar. Sen ben böyle bir gel, biz bir konuşalım bakalım. Beyefendi. Efendim, konkon kelebeğim. Kleopatra'm. Estağfurullah. Evet. Aslında Volkan'a anlat, de ki aslında ben sana aşıktım. Senin yüzünden kavga etmiştik de kocanı öldürmüştüm, söyle. Evet, aynı düşünüyorum. Ben, evet, ben... Bir dakika, valla ben de onu diyecektim. Hayatımda böyle seri yalan görmedim evet abi. Evet. Aynı şeyi diyecektim vallahi. Tamam, buyurun abi. Aslında ben sana aşıktım. Değil mi? Evet. Ay. Sıtmalı hayvanlar gibi titriyordum seni. Evet. Kocan... Hala çok romantiksin. Kocan biraz öküzdü. Yani ölmesi gerekiyor. Değil mi öyle? Ölmüş adamın arkasından denmez öyle. Tövbe de. Ama öküzse öküzdür yani. Özür dilerim yani. Allah aşkına deme. Peki, özür dilerim. Eğer sonuçta sen varsan o çok önemli bir adamdı. Çok önemli bir adamdı. Önemliydi tabii. Evet. Ezgi, gözlerim sen de ona aslında... Gözleri muhteşem bakıyor. Özür dilerim. Sen de ona biraz şeysin, meyillisin. Onu belli et hareketlerinle. Yaprakların ne kadar hoş. Yaprak, manyak mısın? Evet. Çılgınsın gerçekten. Şimdi bu tarafta... Arkadaşım, Mustafa'ya nasıl bir aşk, nasıl bir düğün hayal ettiğini söyle. Dur bakalım. Vallahi sana masraf olmak istemiyorum. Hemen hayır, gel. Arkadaş. Hemen gerdeğe girersin. Lütfen. Nasıl bir gelecek hayal ettiğini, çocuklardan bahset, söyle. Hayır, Gerdek Roma'nın bir ilçesi. Çocuklardan bahset. Seni bütün kalbimle seviyorum ve seninle bir ömür boyu birlikte olmak istiyorum. Sen savaşa gitsen bile seni düşünmek istiyorum. Bir yuva kuralım, çocuklarımız olsun istiyorum. Sayısını konuşun. Sayısını aramızda adlaşırız. Beş beşe yapabiliriz. Bayağı. Evet, kızın elini tutarsın. Yani. Şey Herkül, kızın elini tutup sütuna doğru gidersiniz. Evet, ağır çekimde plajda koşarsınız. Deniz kenarında, sahilde. Koşun. Onu ben yapamam, onu yapamam, onu yapamam. Onlar yapamam. Onlar. Orada sütuna kadar gidip durursunuz. Durun. Volkan abi, siz de tabureye kızda oturursunuz. Ve sevdiceğinize bir şarkı patlatırsınız. Sevdiceğinize bir şarkı söylersiniz. Buyurun. Aman, aman, aman. Aman. Bir şey olmaz. Ver mikrofonu müzisyen. Eteğim takıldı da. Manina dido, dido nana dido, dido babam dido, dido nanina, nanina dido, dido nana dido, dido babam dido. Kasım. Dido nanina, dağlarda gezen kartalım, kırıldı mı kanatların, can mı çıktı boğazından, niye düştün düz tarla, tut elimden kalk gidelim, oy gidelim zigana'ya. Tut elimde, kalk gidelim, oy gidelim zigana. Elleri güzel sevgilim. Nanina dido, dido nana dido,
Dido babam dido. Dido. Tanıklık eder misiniz aşkımıza lütfen? Nani na. Dido. Dido. Dido babam dido. Dido. Bahtiyarım. Arkadaşım, Mustafa Sandal'ı al gel öne. Büyük alkışlarla. Mustafa Sandal. Bravo. Eski Volkan Konağı gitmiş. Büyük alkışlar. Damadım benim, damadım. Kayınpederle damadı alkışlarla gönderiyoruz. Evet, senin kocan Volkan Konak oldu. Senin kocan Mustafa Sandal oldu. Hayatta bundan daha güzel bir şey olur mu? Evet. Sen de evet desene salak. Evet. Ne hissediyorsunuz? Heyecanlıyız. Biraz alttan soğuk alıyorum. Şimdi yeni yıla girdiniz. Yeni yılla ilgili bir şey söyleyin. Ondan sonra verin selamınızı. İnşallah öbürünü de çok çabuk görürüz. Sen de söyle. Sağlıklı, huzurlu, güzel, sevdiklerimizle bir yıl olsun. Çok klasik. Aa, niye en güzelidir ama? Ya arkadaşım sen daha acayip bir şey söyle. Şu 2013 dünya için facia bir yıl oldu. İnşallah 2014 muhteşem olur. Dert dinlemeyiz, cefa dinlemeyiz abi. Ver selamını. Ezgi Mola. Ayağınıza sağlık. Yeni yıl şahane olsun hepiniz için. Görüşmek üzere. Müzik.